Merhaba arkadaşlar, Oyun Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yurt dışındaki oyun fiyatları, PlayStation fiyatları, Oculus Quest fiyatlarına bakmaya gidiyoruz. Ayrıca gördüğümüz ekstra şeylerin fiyatlarını da yayınlayacağız. Yurt dışı dediğimiz yerde Fransa. Evet, şu an benzincinin önünden geçiyoruz. Benzin fiyatlarına da bakalım bari. Boş geçmeyelim. Evet, dizel 1.84, benzin 1.96. Evet arkadaşlar, mağazada görüşmek dileklerimle. Esen kalın. 2 dakika sonra oradayız. Mağazamıza geldik. Fransa'da herhangi bir alışveriş mağazası. Evet, örnek olarak teker teker size göstermeye çalışıyorum. Fiyat farkını artık siz yaparsınız. Last of Us Part 1 65 Euro. Final Fantasy 69 Euro. Evet, yeni çıkan Call of Duty Modern Warfare 3 69 Euro. Diablo 2 79 Euro. Spider-Man 79 Euro. Avatar 69 Euro. Evet, başka bir şeylere de bakabiliriz. Mesela PlayStation 5'in kulaklığı. Şu an burada 50 euro fiyatı. İnternetten 5-10 euro daha uyguna bulabilirsiniz. Yani öyle de hesaplayabilirsiniz. Resident Evil 4 69 euro. Rainbow Six 18 euro. Burada da Spider-Man'leri koymuşlar. 79 euro. Evet, kollara bakalım. PlayStation'ın kolları 29 euro. Mesela Pokemon oyunu 24.90. Super Mario RPG 49. Değişik kol kılıfları alabiliyoruz. Nintendo Switch eski versiyon 219 Euro. Xbox kolları 59 Euro. Xbox'un oyunları 29 Euro. Just Dance, Black Boot, Black Boot pardon, 52 Euro. Şu an gözüme çarpan başka neyimiz var? Gözümüze çarpan kulaklıklarımız var. Mikrofonlarımız var. Fiyatlarımıza bakalım. Mikrofonlarımız 29.99. Klavyelerimizin fiyatına bakıyoruz. Klavyelerimiz 80 Euro'ya klavyemiz var. 160 Euro'ya klavyemiz var. Razer'in. Corsair'in 44 Euro'ya klavyesi var. Bilgisayar kasalarımız, oyuncu kasalarımız ve ekipmanlarımız da burada. Bunların fiyatına nasıl bakacağız? O kadar çok fiyatlar var ki.
2099 euro şu ekran 55 inç. Şey, incure yani yamuk şekli. Burada kasalarımız var. Herhangi bir kasadan örnek verelim. 2000 euroya şöyle bir oyuncu kasası var. Prosesör Intel Core i5 12400. 6 çekirdek. RTX 3070. 16 GB RAM olarak gösteriyor. Bana biraz pahalı geldi. İnternette daha uygunlarını bulabiliyorum ben. Şöyle bir 229 euroya demin gösterdiğim gibi bir direksiyonumuz var. Başka ne olarak gösterebilirim? Şurada bir kasamız var. Kasamıza bir bakalım. Kasamızın bilgileri yazmıyor şu an herhalde ama. Hangisi? Şu. Evet, buldum. PC Gamer Omen yazıyor sadece. Başka da bir şey yazdığı yok. Bunun ekran kartı hangisi? Ekranı 449 euro. Fare 24. Mousepad 19 olarak gösteriyor. Oyuncu sandalyemiz. Laptoplarımıza bakalım. Laptoplar... Herhangi bir güzel laptoplar bakabiliriz, güzel laptoplar varsa. Mesela standart bir 1000 euroluk bir laptopu gösterelim. Bu 1000 euroluk bir laptop. Intel Core i5 11400, Nvidia GeForce RTX 3060 olarak gösteriyor. 16 GB. Bu da 1199 olarak gösteriyor. Lenovo AMD Ryzen 7 7840, Nvidia GeForce RTX 4060, 16 GB RAM, SSD 512 GB. Evet, alarm sesi de fazla geliyor zaten. Şuradan biraz kaçayım, çok gürültü var burada. Evet, bizim branşımıza geldik arkadaşlar. Oculus 2. Oculus 2'nin fiyatları 299 lira burada. Ama bu 3 değil, 2. Oculus 2. Oculus 3'ün fiyatı da 500-550, evet. Oculus 3'ün fiyatı da 550 euro. Ben şu gürültüden kaçmam gerekiyor ya. Ne kadar çok gürültü yapıyor bu alarm. Hatırlar mısınız? Eskiden ne kadar çok oynardık bunları ya. Aa, oynanıyor ya. Vallahi oynanıyor. Hangisini oynasan? Oynanıyor mu? Evet, oynanıyor. Niye çalışmıyor? Nintendo Switch 289 euro. Bunların OLED'leri 350 euro. Ben kendim aldığım için biliyorum. Evet, burada PlayStation 5'i deneyebiliyoruz. Televizyonlarımıza geliyoruz. 75 inç televizyonumuzun fiyatı 3000 euro. 75 inç bayağı büyük. Sony. Ama televizyonda ben LG'den kesinlikle başkasını bilmem yani. Samsung telefonların fiyatlarına bakalım. Samsung'un Galaxy Z Fold 5 Noir 1899'a çıkmış. Google Pixel telefonlarımızın fiyatı 1000 euro. Evet, karşımızda projektör bölümü. 1690 euro. Epson'un TW7100 modeli. Optoman'ın 1000 euroya da var. Video projektör 629 euroya da var başka modellerin. 550 euroya da var. 1080 piksel olarak. Burası da
projektör bölümü. Mesela şurada bir tane kas kulaklığımız var. 59 euro olarak gösteriyor. JBL'in 59 euro. Daha kaliteli markalara gidecek olursak, gidelim de zaten. Sony'nin 17 euro bir kötü bir kulaklığı değil. Güzel markalara gidelim. Evet. Evet arkadaşlar. Karşımızda Bose. QC modeli. 300 euro. Şöyle bir modelimiz. Oyun oynarken aslında çok güzel bunlar olur. 500 euroya da modelimiz var. QC Ultra bu da. Bose markası. Bose markasının home speaker 341 euro olarak buradaki fiyatı. Şöyle gidelim. Sony televizyonumuz var. 85 inç 1990 euro. €300 bir kulaklığımız var. Burası da çok gürültülü. Kaçalım buradan. Hadi kaçalım şuradan. Televizyonlarımız 1190 euro. Şöyle bir modelimiz var. Farklı modellerimiz mevcut. 65 inç 1990 euro. Samsung'un Neo QLED. Evet. HDMI kabloları 40 euro. Evet, burada bir bilgisayarımız var. Güzelmiş aslında ama parça parça satıyorlar. Hepsini farklı fiyat yazmışlar. Cep telefonlarına gidelim mi? iPhone 8 200 euro. iPhone XR 429 euro olarak görünüyor. Samsung'un Galaxy A54 449 euro. Türkiye'ye göre biraz pahalı olabilir ya. Evet, alarmın sesi kesildiğine göre şöyle Apple'a doğru bir yönelebiliriz. Evet. iMac 24 puz ekranla beraber Retina 1599 euro olarak gösteriliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, başka yere geçelim. Saatlerimize geçelim. Apple Watch'a geçelim. Apple Watch'ın fiyatı niye yazmıyor? Bu işi sevmedim. Yazıyormuş. Tamam. Apple Watch serileri 499'dan başlıyor. 540'a aralığında. Bu da öteki modelleri. 1000 euro yazıyor ya. 1000 euro ne ya?
Evet, şöyle bizim tarafımıza doğru biraz geçelim. Logitech mouse'lar 100 euro. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Oyun avcısı sizlere gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Takipte kalın. Tekrar görüşmek dileklerimle. Hoşça kalın.